YGS matematik çözümleri 16. video. A ve B'den aynı anda aynı yöne hareket eden iki aracın saatteki hızları sırasıyla 60 ve 40 kilometredir. İki araç aynı anda C'ye vardıklarına göre AB bölü BC oranı kaçtır? Şimdi soruyu ilk gördüğümüzde aklımıza şunun gelmesi lazım. Bu bir hız problemi sorusu. Hız problemlerinde benim bir tane ana formülüm var. Yol eşittir hız çarpı zaman. Yukarıdaki şekliyle ezberlemeye de gerek yok. Şöyle açıkta yazabiliriz. Yol eşittir hız çarpı zaman ve ben bunu kullanacağım soruda. Dolayısıyla önce bakacağım ki bana neleri net olarak vermiş, neleri soruda soruyor. Şimdi mesela burada bana hızları net olarak vermiş. 60 kilometreye 40 kilometre demiş. Yolların oranını sormuş. Dolayısıyla yollar bilinmeyen şey. Hızları vermiş, yollar bilinmiyor. Zamanı ise sabit bir zaman verdiği için ortak bir değişken olarak alarak çözebiliyorum. Ortak yani aslında yarım şekilde vermiş. Tam olarak t'yi bilmiyoruz ama t'yi kullanacağız. Genelde sorularda böyle oluyor. Yani bir tanesini tam veriyor, bir tanesini soruyor, diğeri üzerinden de orantı kurdurtuyor. Şimdi iki araç da C noktasına aynı anda varıyormuş. A aracı B'yi hiç görmeyelim. A aracı ne yapıyor? 60 kilometre hızla buna t süre diyelim. T sürede C'ye varıyor. Dolayısıyla aldığı yol nedir? 60 t'dir, değil mi? Yol eşittir hız çarpı zaman. Hız 60, t dedik süreye, zamana t dedik. A da diyebiliriz. Hatta aslında 1, 2 de diyebiliriz. Hatta öyle yapalım, daha basit olsun. Mesela diyor ya, aynı anda C'ye varıyorlar. Aynı anda 1 saat yapayım. 1 saatte C'ye varıyorlar. 60 kilometrelik araba, 60 kilometre hızla giden araba 1 saatte ne kadar yol alır? 60 kilometre yol alır. Şimdi 40 kilometre hızla giden de 1 saatte C'ye varıyor. 40 kilometre hızla giden de 40 kilometre yol alır. Dolayısıyla ben diyebilirim ki şurası 60 kilometre, şurası ise 40 kilometre. Buranın tamamı 60'sa, şurası 40'sa şuraya 20 kaldı. Dolayısıyla AB bölü BC 20 bölü 40 diyebilirim. AB 20, BC 40. 1 bölü 2. Ha diyebilirsiniz ki 1 saati kafana göre dedin. 1 saat olmayabilir. 1 saat olmasaydı, mesela 2 saat olsaydı yine bir şey değişmeyecekti. Ne olacaktı? Hemen yapalım. Yine 1 bölü 2 sağladığını göreceğiz. Bu sefer 60 kilometre hızla giden araba 2 saatte 120 kilometre yol alacaktı. Dolayısıyla benim şuradaki mesafem 120 olacaktı. 40 kilometre hızla giden de 2 saatte 80 kilometre yol alacaktı. Dolayısıyla bu taraf 80 olduğu için şu tamamı 120 olacaktı. Burası 80 olacaktı. Buraya 40 kalacaktı. Dolayısıyla 40 bölü 80 olacaktı oranım ve bu da yine 1 bölü 2'ye eşit olacaktı. Şimdi 1 saat oldu, 2 saat oldu, 2,5, 3 saat ne koyarsanız koyun burada t yerine aynı sonucu veriyor. Bir orantı veriyor 1 bölü 2. Dolayısıyla matematikte diyor ki abi sen buna 1 saat 2 saat deme. Bunun yerine t de t nasıl olsa sadeleşecek. T üzerinden orantıyı kur. Ama tersten bakınca işte ben buraya t deyince bir tane daha bilinmeyen varmış gibi gözüküyor. İyice insanın kafası karışıyor. Ona gerek yok. Burada bilmemiz gereken şey t'yi biz sadeleştirmede kullanacağız. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla t de yazabiliriz. Şimdi t yazarak çözeceğim. Biraz daha matematik diliyle. 60 km hızla giden araba t sürede ne kadar yol alır? 60 t yol alır. Şurası 60 t. 40 km hızla giden araba da yine t sürede 40 t yol alır. Ben biliyorum ki şurası 60 t'ymiş, şurası 40 t'ymiş. Dolayısıyla buraya 20 t kaldı. Şimdi bu 20 t bir süre değil. 20 çarpı t olduğu için yol. 20 t bölü 40 t dediğimde t'lerin sadeleştiğini görüyorum. Aslında buradaki t ne? Mesela 1 saat dediğimizde 1, 2 saat dediğimizde 2 gibi bir şey. T'ler sadeleşti. 20 bölü 40 da 1 bölü 2'ye eşit. Dolayısıyla cevabım Bursa.